bir insanın siyaset yapması, siyaseten belirli bir yerleri amaçlaması, bu uğurda çalışması asla abes değil. Ya bu mesela ben bir sonraki dönem belediye başkanlığına aday olup kazanmak istiyorum. Bu şehre 5 yıl daha hizmet etmek istiyorum. Bu uğurda da çalışıyorum. Ama bu çalışmanın bazı kriterleri, ölçüleri var. Nedir? Bir, adaletten ve ahlaktan ayrılmamamız lazım. İki, yapmadığımızı yapmış gibi göstermememiz lazım. Yalan söylemememiz lazım. Halkı kandırmamamız lazım. Yapamayacağımız işin Sözü sözünü vermemek lazım. vermememiz lazım. Sözü verdik, yapacağımızı düşünüyorduk. Şartlar öyle gelişmedi, yapamadık. Özür dilemesini bilmemiz lazım. Kusura bakmayın. Ben bunu böyle demiştim ama şu sebeplerden dolayı. Kabul eder misiniz bilmiyorum bu mazeretimi ama yapamadık. Hakkınızı helal edin diyebilmek lazım. Makamı, siyasi yeri, rütbeyi bir amaç değil, araç olarak kullanmamız lazım. Belediye başkanlığı koltuğu benim aracım, amacım değil. Neyin aracı? Halkıma, hemşerime, kardeşime, eşime, dostuma, abime, ablama, amcama Hizmet etmenin. hizmet etmenin aracı. Evet. Amaç o olursa işler karışır. O amaç uğruna her yolu mubah görmek, yalanı, iftirayı, yapmadığını yapmış gibi göstermeyi, mübah görmeyi doğurur ki Allah saklasın. Hani o reklam şov kısmında da aslında söylemek istediğim şu. Ben yaptığımı övünürüm. Hakkımdır. Ve tek başıma da yapmıyorum. Bu şehrin, diyorum ya, her vatandaşının emeği var bu işte. Belediyedeki her çalışanın emeği var. Sonuçta bir ekip işi her Ekip şeyden. işi, aynen. Bizim burada yapmamız gereken en iyiyi amaçlamak ve yapmak. Yaptığımızı da anlatmak. Ne dedik mesela? 9 ayda 2 senede yapılanın ortalamada 4-5 katını yaptık. Bazı kalemlerde 8-9 kata çıktık. Yani mesela Nevşehir'de bir tane bile şey yoktu. Mahalle arasında halı saha, suni zemini saha yoktu. 12 tane yaptık. Bir yılda. Hiç yok. Tarihte yok. Bir yılda 12 tane. Gelecek yıl 12 tane daha geliyor inşallah. Spor Bakanlığı'yla birlikte. Yani şunu demek istiyorum. İşte 2 yılda yapılanın %120'si kadar asfalt yaptık. 3 katı, 4 katı yeni park yaptık. 3-4 katı parkları yeniledik. Yapmaya da devam ediyoruz. Buradan aslında bu vesileyle de hemşerilerimden bir şey istirham etmek istiyorum. Şimdi mesela bir hizmetin bir müjdesini verdiğimiz zaman hemen bizim mahalle ne olacak diyorlar. Çok haklılar. Biz her mahalleye dokunmak istiyoruz. Ama bu bir zaman meselesi, süreç meselesi, bütçe meselesi. Biz burada gerçekten adaleti gözeterek, ihtiyacı gözeterek hareket ediyoruz. Mesela Nevşehir'de 20 yıldır dokunulmayan mahalleler vardı. 350 Evler Mahallesi. Benim de 6 yaşından beri büyüdüğüm mahalle. 20 yıldır doğru düz hizmet görmedi. Bizim zamanımızda çok şükür sıcak asfalt attık. Hiç park alanı yokken bir yerden park ürettik teraslamayla. İşte altyapısını yenilediğimiz yerler oldu. İnşallah önümüzdeki dönem yine bir sıcak asfalt kazandıracağız. Sümer Mahallesi'ne bir yürüyüş yolu park kazandırdık. Devam edecek hizmetlerimiz. Her mahallemiz bizim başımızın tacı, bu şehrin her insanı bizim kıymetlimiz. Hiç kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Bu uğurda da ne gerekiyorsa yapacağız.